Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa'da bugün uzun zamandır görülmeyen ataklardan bir tanesini yaşadık. Güçlü bir atak geldi. Her tahtada atak olmasa da pozitif seyrin devam ettiğini gördük. Güçlü bir duruş sergiledi. Direnç noktası dediğimiz birinci hedef noktası 1450'yi atlamalı gap açarak geçti. Ancak bugün 3. gap'ti. Üçüncü gepler genelde kapatılır arkadaşlar. Dolayısıyla o bölgenin tekrar bugün özellikle başladığı, hareketin başladığı nokta olan 1440'ın hedeflenme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen erkenden unutmadan bunu söyleyelim istedim. Realizasyonlu bir piyasaya gene karşılaşacağız kısa vadede ama ben orta vadede yine beklentimi koruyor ve bu ayın veya önümüzdeki ayın Haziran ayının pozitif seyredeceğini ve yukarı hedeflerin görüleceğini şu anda süper trendin üstüne attık. Süper trendin üstüne bakın günlükte süper trendin üstüne attık. İkinci, üçüncü gün hareketini de yapmış olduk. iki gündür özellikle cuma günü ve bugün süper trendin üstünde seyir başladı. Genelde süper trendin üstüne vurduktan sonra tekrar aşağı doğru bir eğilim gelir diye yorumlayayım. Yani bir aşağı doğru sınama, güç toplama, bir realizasyon, ufak bir realizasyonla karşılaşabiliriz. O yüzden destek bölgelerine doğru bir piyasanın çekilmesi görülebilir. Belki buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte de söz konusu olabilir. Harekete yeni başlamış olan tahtalar bugün özellikle bazı tahtalarda hareket oldu. Onlar da devam gelebilir. Diğerleri ise biraz da uygunluk noktasına gelmiş olanlar da ise realizasyon olacaktır. Piyasanın hemen böyle kopup buradaki trend piyasasına benzer bir trend piyasası oluşturmasını beklemiyorum arkadaşlar. Yani buradaki seyri beklemiyorum. Zaten aslında güçlü de bir çıkışı yaptığını belirtmem de fayda var. Güçlü bir çıkış sergiledi. Bugün ne oldu ne görünüyor diye şöyle saatlik bir bakalım. Bizim kanal ayı kanalının değişik versiyonu olan yukarı yönlü olan kanal dikkat ettiyseniz yukarı doğru kırıldı. Ancak ben bu harekete şimdilik bu kanalın üstünde olmasından dolayı şüpheyle baktığımı belirtmek istiyorum. Daha önceki direnç noktası olan 1447'yi çok rahat geçti. Gepli geçti zaten. Gepli geçti ve 1460'ın da üstüne attı ama orada sunup tutulmadığını yarın izleyeceğiz. Kanalın bir üst yeri, şurası ana hedef ise 1490 diye belirtmiştik. 1490-1500 ara düzeltmelerle gideceğini tahmin ediyorum. Peki düzeltme gelse ne olur? Kısa vadede şu bölgeye kadar bir düzeltme gelebilir. Burada şurası mayınlı bölge diye söyleyeyim. Yani düzeltmeye aday bölgeler. Endekste tabi bir doygunluk var mı derseniz henüz yok. Yani öyle bir doygunluk yok. Tahtaların bir kısmı daha yeni yeni dipten döndüler onlarda gelebilecek realizasyonlar son derece sınırlı olur. Ancak bazı çok çıkanlar varsa herkesin de artık tahtasına göre değişir. 600 tane tahta var. Bu çok çıkanlarda realizasyon biraz daha keskin olabilir. Peki büyük bir düşüş bekliyor musunuz derseniz büyük bir düşüş beklemiyorum. Negatif olmam için de tekrar söylüyorum. Bakın stop noktası süper artık 1447'de 1450'ye geldik. Yani dik bir çıkış olunca tabii süper hızlı attı. Normalde 1420 idi. O yüzden ben bu kısmı artık çok önemsemiyorum. Daha çok şu kısmı özellikle 1440 noktası bizim artık stop noktamız gittikçe yükseldi zaten. Daha önceden şuraları konuşuyorduk hatırlarsanız. 1380'den başlamıştık stop noktası. 1380, 1390, 1400, 1420 en son cuma günü kapanışa göre 1420 ve 1400'ü söylüyorduk. Şimdi ise 1440'a kadar istiren stop geldi. 1440 kırıldığında arkadaşlar onay mahiyetinde ta şu yükselen uzun vadeli daha orta vadeli daha doğrusu trendin yani 1410'lu rakamlara kadar gelebilir. O yüzden bu kısmı yakın stop olarak takip etmekte fayda var. Yani ben bu hareketin biraz hızlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ara bir düzeltmeye ihtiyaç var. Umut ediyorum ki bu düzeltme biraz sınırlı kalır ve gelecek olan düzeltme burada kalır. Tabii henüz düzeltme gelmedi. Yani gelmeden de çok da konuşmamak lazım ama en azından bu bölgeye kadar düzeltme yapması sağlıklıdır dedik. Yani düzeltmelerden korkmamak, çekinmemek lazım. Kanal çok kötü. Genel anlamda çok kötü bir kanal değil. Bunu hep söyledim. Pozitif bir kanal. Ancak bu pozitif kanal olmasına rağmen gelecek olan düzeltmeler bakın şöyle düzeltmeler bile mümkün diye ifade ettik. Böyle bir biraz daha derin yani şuna benzer bir düzeltme. Şu kadar bir düzeltme gelebilir. Peki burada daha önce de zaten şunu çizmiştik hatırlarsanız şu kısmı. Şimdi bu kısım için tabii daha hızlı ataklar gerekiyor. Buraya Belki bir iki günlük bir atak yapmış olsaydı o zaman bu düzeltme daha keskin, daha derin bir düzeltme. Şuradaki gibi bir düzeltme olabilirdi. Ama ben dediğim gibi böyle hızlı ataklar yapmak yerine sindire sindire çıkıp ondan sonra düzeltme yapması daha sağlıklı. Yani şöyle yapalım. Mesela burada ufak gelecek olan bir realizasyon. Güç toplayıp tekrar yukarı atıp hedef bölge görüldükten sonra buradakini sınıyacak olan bir hareket mesela daha sağlıklı olabilir. E, tabii oradan dönüp dönmeyeceğini dikkatlice e, bakıp izlemek gerekir. Ama hedef noktası hala tabii ki 1500 noktası. Şimdi şuradaki yükselen kısa vadeli trend noktasının e, bakın üstüne attık. Ben bu harekete bir mayında bölge ve dikkatli olunması gereken yer diye bakıyorum. E, tabii negatif mi derseniz negatif değilim. Negatif olmak için tekrar söylüyorum. Bakın negatif olmam için buranın ve buranın kırılması lazım. Ben sadece ufak bir realizasyondan bahsediyorum. Nedir bu ufak realizasyon? %1-2'lik 2 kadar yani %2 civarında 1460-1440 hareketi yani Cuma'nın hareketin başladığı yer ve bugün işte gepli olan yere yarın öbür gün gelmesi gerektiğine alakalı yorum yapıyorum. Genel, genel hafta sonu yapmış olduğumuz yorumda da canlı yayında da genel beklentim işte pazartesi öğleden sonra veya salı öğleden sonra dediğimiz zamansal olarak da tahmin ettiğim süreç böyleydi. Yani pazartesi bugün öğleden sonra düz bir düzeltme gelmedi. Tam tersi yukarı gepli açtıktan sonra yukarıda durmayı tercih etti biraz hacimsiz. E tabii biraz iştahsız ama e, yine de kötü değil. Yani dipte olan tahtalar var zaten ve gayrimenkul başta olmak üzere onlarda bir hareket başladı. Gıda gıdada ufak bir hareket başladı falan. Neticede onlar çıkarken yukarıda duran tahtalarda bir realizasyon ve fiyatlarda bir dengelenme olur ki borsanın aslında sağlıklı olan durumu da budur. Yani fiyatların hepsi birlikte çıksa çıktığı zaman trend piyasası oluyor ya zaten. Bu bir trend piyasası değil. Bu bir tepki piyasası. Halen tepki piyasası arkadaşlar. Tepki piyasasından çıkmış değiliz. Daha büyük ölçekte evet bir trend var ama kısa vadede henüz tepki bitmiş değil bu hareketler hep biz tepki gözüyle bakıyoruz. Şimdi bu harekette bir W hareketi bakın tam şu şurayı kadar hedefliyor normal koşullarda 1490 civarı bir geri çekilme ve 1490'ı görmesi içten bile değil yani çok zor olmayacaktır tahtalara bir, bir iki gün içerisinde bile isteseler götürebilirler yani ama bu ufak bir realizasyon tahtaların tekrar sindirilmesi açısından gerekebilir. Çünkü bazıları Bollinger bantının üstünde hareket ediyorlar. Yani band burada, fiyatlar yukarıda. Dolayısıyla bandın içerisini yoklayıp, ortalamalara destek kurup sonra devam etmesi gerekir. Böylece tahta değişimi de daha mümkün olur. Oyuncular da tabii sonradan oyuna girenler bu anlamda bir miktar zarar etmiş oluyorlar. Çünkü geri çekildiği zaman. Ama dediğim gibi bu borsanın temel dinamidir. Yani ileri geri giderek hareket etmesi borsada esas olan budur. Sağlıkta olan da budur. Zikzak piyasa yukarı yönlü olmak kaydıyla yatırımcıya çok olumsuz etkilemeyecektir. Tam tersi tahtaların güç güçlenmesini sağlayacaktır. Bunu da yine belirtmek isterim. Burada portföy ayarlaması tabii ki çok çok önemli. %100 Malda bu durmaktansa tabi negatiften bahsetmiyorum yine tekrar söylüyorum ama %100 malda durmaktansa bir miktar yine nakit bulunmakta fayda var. Olası geri çekilmelerde negatif senaryo anlamında hazırlıklı olmak gerekir. Bu arada yurt dışında da e, videoların altına soruyordunuz ne zaman düzeltme gelir diye. E, bantın dışında hareket etmişti yurt dışı S&P özellikle bantın dışına çıkmıştı ve bugün itibariyle ona tekrar bantın içerisine girmeye çalıştı. Bantın içerisinde bu hafta yüksek ihtimalle orada bir realizasyon haftası olacaktır ve oralardaki dönüşler de S&P başta olmak üzere özellikle 3900 noktayı hedeflediğini söyleyeyim ben. En az %5'lik bir düzeltim orta vadede karşımıza çıkar. Orta vade dediğim hatta orta vadeyi bırakın kısa vade dediğim ben. Yani yukarıda bir süre takıldıktan sonra 3900 bölgeyi hem orası 4 bölgesi orayı sınayacaktır ve Orada tutunup tutunmadığına dikkatlice bakacağız. Zaten oranın kırılması demek yeni bir kriz senaryosu yurttaşı için gündeme gelir. Şimdilik orada tutunacağını eğer geri çekilirse oralarda tutunacağını düşünebiliriz. Bugün ufak bir kırmızı var. Özellikle Nasdaq biraz sert verdiler tabi. S&P %1 civarında bir eksi. Nasdaq ise %2.5-3 civarında bir eksi söz konusu. Bu hareketin yarında ya da en azından gece vadelilerde de devamını bekliyorum. Yarın açılışımız bu anlamda eğer öyle olursa yurttaşı biraz eksi olabilir arkadaşlar. Biz de zaten kaç gündür çıkıyoruz. Uzun zamandır aslında bakın bir çıkış hareketi var. Bakın kaç tane ayrak benzer hareket yaptık. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada, dördüncüsü burada ve beşincisini yaptık. Yani beş tane zikzak hareket ve yukarı basamak modeli birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Bizim basamak modelini hatırlarsanız şimdi basamak güçlendirdi ve bir üst basamak. Basamak güçlendirdi, bir üst basamak. Basamak güçlendirdi, bir üst basamak ve birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak ve şimdi 5 arkadaşlar. Dolayısıyla gelmesi gereken yer te tekrar basamağın dibi. Yani daha önceki bu, bu daha büyük analizdeki basamak modelinin, basamak analizinin bir küçük versiyonu. Şimdi gelmesi gereken yer tekrar bu basamağı güçlendirmek, ustaların çalışması ve iskelelerini kurmaları, basılacak olan taban bölgesini güçlendirmeleri gerekir. Bunun için tekrar endeksin 1447 hatta belki biraz daha altına 1400 45, 45, 47, 40'a kadar hatta yani şuraya kadar 1440'a kadar biraz üstte kalırsa 1447'ye kadar yani şu süper trendin altına kadar sarkması gerekir arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada destek bulup bulmayacağı, tutunup tutulmayacağı da yakından izlenmeli. Söylediğimiz yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu arada diğer kanal olan Analiz kanalına da bir bakarsanız Gün içi videolarımızı orada vakit buldukça atmaya çalışıyoruz. Gerçi her zaman vakit bulamıyorum ama fırsat bulacağım Gün içi analizleri orada yaptığımı belirteyim. Bu arada da son videoların altına atmış olduğum link indirim linkler var. Udemy kursunda açmış olduğumuz kursların teknik analiz kurslarının vadeli de özellikle bir kurs var. Kurs var, e, algoritmik sistemi anlattım. Bu kursların son birkaç günlük indirimi zamanı kaldı arkadaşlar. Sınırlı linkler, onu da hatırlatmak isterim. E, bundan yararlanmak isteyenler videoların altındaki linkten girmeleri kaydıyla oradan indirimli kuponlardan yararlanıp e, eğitim kısmına katılabilirler. Onu da belirtmek isterim. Önümüzdeki bayramdan sonra da önümüzdeki dönemde de hem online teknik analiz eğitimlerimiz, yapısal analiz modeli eğitimlerimiz hem Viyop eğitimlerimiz hem de yüzde eğitimlerimiz de bu pandemi yasaklarından sonra başlayacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Eğitim almak isteyen arkadaşlar olursa tarihi belirleyeceğim arkadaşlar. Ama bayramdan sonraki bir tarih yani 3 hafta sonra yüksek ihtimalle yaklaşık işte 1 aydır ara vermiş olduğumuz eğitimleri yapacağız. Onu da hatırlatayım. Bir sonraki hafta veya ondan sonraki hafta tarihi tam netleştirmedim. Onu da yine eğitim almak isteyen arkadaşlar bize ulaşıp mail yoluyla ulaşıp bilgi alabilirler. Onu da not olarak söyleyeyim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.